Merhabalar, hoş geldiniz. Yönetmen sinemasının bugünkü bölümünde Ben Koray Sevindi, Değerli Sinema yazarı Barış Saydam'la beraber Arifet Hitchcock'un sabotaj filmini konuşacağız. Tabii sabotaj filmi özelinde de Hitchcock sinemasına değineceğiz. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Tabii öncelikle Hitchcock'tan biraz bahsetmek <laughs> gerekiyor, biyografisinden bahsetmek gerekiyor. Hitchcock, dünya sinema tarihinin önemli bir ismi, önemli bir yönetmeni. Sadece Hollywood sinemasını değil, başka sinemaları da etkilemiş, başka sinema akımlarını da etkilemiş bir yönetmen. Özellikle sinemanın eğitim açısından da, öğretilebilmesi açısından da önemli bir figür. Özellikle kendi bulduğu görsel çözümlemelerle, video diline yaptığı katkılarla oldukça önemli bir isim ve aslında bir programı da sızdırılamayacak bir isim. Evet. Biz bu programda daha çok İngiliz, İngiltere dönemine değineceğiz ve kısaca... Önce biyografisine değineceğiz, ardından da sabotaj filmine geçeceğiz. Hı -hı. Şimdi kısaca biyografisine değinebiliriz. Hitchcock 1899 yılında Geç Viktorian dönem İngiltere'sinde doğuyor. Geç Viktorian dönem İngiltere'sinde de kamusal alanın daha az deneyimlendiği, katı toplumsal cinsiyet rollerinin uygulandığı, insanların arzu ve isteklerini bastırarak yaşamak zorunda kaldıkları, aynı zamanda örtük yaşanan bir dönem. O yüzden Hitchcock filmlerinde aslında senin de bahsettiğin görsel çözümlemeler biraz da doğup büyüdüğü geç Victorian dönem İngiltere'sinden de kaynaklanıyor. Hitchcock kendi çocukluğunu François Truffaut ile yaptığı Nehir Söyleşi kitabında yalnız ve baskıcı olarak adlandırır. Koyu Katolik bir aileden geliyor ve annesinin baskıcı aynı zamanda eğitimi altında yetişiyor. Daha sonrasında da sen Ignatius isimli bir Cizvit Koleji'ne yerleştiriliyor ve Cizvit tarikatı da özellikle İsa Cemiyeti olarak da adlandırılan bu tarikat sert ve disiplinli eğitimleriyle tanınıyor ve pek çok yerde misyoner faaliyetlerde bulunuyor. Londra'da onların merkezlerinden biri. Dolayısıyla Hitchcock bu okulda eğitim görürken bu okulun müfredatında aynı zamanda öğrenciler ceza aldıklarında o cezanın ne olduğu sabahtan söyleniyor. Ne zaman uygulanacağı ise hemen verilmiyor ceza. Dolayısıyla cezanın alındığı ve uygulandığı zaman arasında bir süre var. Hitchcock ilk defa korkunun kendisinde kökleştiği dönem olarak bu döneme adlandırır. Ve aslında Cizvitler'in ceza uygulama yöntemi bizim daha sonrasında Hitchcock sinemasında gördüğümüz Hitchcock yan gerilimin de merkezini oluşturur. Çünkü Hitchcock yan gerilim de aniden şok yapmak üzerine değil de o süreyi olabildiğince geciktirim üzerine kuruludur. Bunu belki bugün konuşacağımız filmde de yine detaylandırırız. Biz klasik e, gerilim sinemasını Hı. hiç boktan öğreniyoruz diyebiliriz. Kendi sinematografisine de kurarken e, zaten izleyici odaklı film yapan önemli bir isim olduğu için e, izleyiciyle oynamayı, e, onları Hı. yönlendirmeyi, bazen manipüle etmeyi e, çok seven bir yönetmen. E, bununla ilgili de kendi e, biyografisini de izleyebileceğimiz Hı. hiç bok adında da önemli bir film var 2012 yapımı. Hı. E, o filmde de o dönemi anlatması açısından o insanların özellikle sinema seyircisinin filme karşı gösterdiği o reaksiyonu görmek açısından önemli bir film o da. Hitchcockken gerilim dediğimiz unsur aslında başta şok etme üzerine kurulu bir gerilim unsuru değil. Ne olacağını seyirci her zaman önceden biliyor. Mesela bugün konuşacağımız sabotaj filmiyle ilgili bir sahneye örnek gösterirsek bombanın patlama sahnesi var hikayenin içerisinde. Burada seyirci zaman ayarlı bombanın ne zaman patlayacağını biliyor. Ama hiç kokyan gerilimindeki esas mesele geciktirerek süreyi uzatarak o patlama anına kadar seyircinin duyduğu gerilimi olabildiğince arttırabilmek. O yüzden de o sekans içerisinde dikkat edersen montaj aslında üç katmanlı. Katmanlardan biri sürekli saati gösteriyor bize. İkincisi sürekli bomba çocuğun elinde. Üçüncüsü de sürekli kalabalık sahnelerde. Dolayısıyla bomba ne zaman nasıl patlayacağına dair seyirci aslında sürekli bir merak unsuru içerisinde filmin içinde. Bu da Hitchcock'tan önceki yönetmenlerin yapmadığı, Hitchcock sineması ile birlikte ortaya çıkan bir süreç. Fakat bu süreç dediğim gibi aslında onun Cizvit okulunda yaşadığı deneyimin bir sonucu. Dolayısıyla yönetmenin kendi hayat deneyimi aslında onun biçimsel ve estetik anlamda getirdiği çözümlemelere de bir anlamda etki sağlayan unsurlardan biri. Aynen özellikle mesela sinema okullarında da bu gerilim oluşturma Hı -hı. unsuru çok fazla öğretilmeye çalışılır öğrencilere bu işte karakterin daha çok bilmesi, izleyicinin yani filmdeki karakterin o sahneyle ilgili daha çok bilgi sahibi olması, izleyenlerin bilgi sahibi olması arasında bir denge unsuru vardır. Bazı sahnelerde izleyici daha çok şey bilir, sahneye yönelik ve belli bir gerilim unsuru oluşur. Bazı sahnelerde de aslında karakter daha çok şey bilir, izleyici bilmediği için ayrı bir gerilim unsuru oluşur. Yani bu bilme bilmeme hali aslında Hitchcock'un kurduğu bu yapının bir sonucu olarak sinema okullarında da öğretiliyor. Aslında özdeşleşme ilişkisi de burada belki konuşulması gereken şeylerden biri. Çünkü hiç klasik anlatı sineması örnekleri üreten, popüler gişe filmleri çeken bir yönetmen olmasına rağmen özdeşleşme meselesi çok aynı zamanda ikircikli, çok çetrefil olan bir meseledir Hitchcock için. Normalde bir filmde baş karakterle doğrudan özdeşleşirsiniz ve onunla birlikte hikayenin içerisine girersiniz. Fakat Hitchcock filmlerinde sürekli özdeşleşmeyi değiştirerek anlatmayı, gerilimi bu değişimin üzerine kurmayı, onun üzerine eklemlemeyi deneyimleyen yönetmenlerden biri. O açıdan klasik anlatı sineması içerisinde yer almasına rağmen senin de bahsettiğin gibi onun içerisinde kendine ait çözümlemeler kendi içerik ve estetiğine, kendi içerik ve biçimine dair de çözümlemeler geliştirmeye çalışan yönetmenlerden de biri. Bu açıdan pek çok yenilik de getiriyor sinemaya. Sadece olan şeyler üzerinden bir şey inşa etmek yerine kendi kafasındaki düzeni oluşturmak için aynı zamanda yeni biçimsel denemeler de geliştiriyor. Bunun en önemli örneği belki Vertigo filminde denenen dolizum tekniği. Bu tür tekniklerle birlikte de Hitchcockian gerilim unsurunu nasıl besleyip daha da arttırabileceğine dair kendi çözümlemeleri de olan yönetmenlerden biri. Bu anlamda belki de Londra'da mühendislik okumasında Hitchcock'a büyük bir etkisi var. Çünkü teknik anlamda istediği şeyleri yapabilme, inşa edebilme yeteneğine de sahip bir yönetmen. Tabii bu yani önce hayal edebilmek gerekiyor. Hitchcock öyle bir eğitim disiplininden geldiği için bazı sahne çözümlemelerini önceden hayal edip, kağıda döken, daha sonra bunları yapmaya çalışan Hı -hı. bir isim. Ee, bu an anlamda da yapımcılarla olan e, ilişkilerini, sürtüşmelerini Hı -hı. biliyoruz aslında. Çünkü e, bunu önceden hayal edebilse de Hı -hı. pek çok yapımcı sonucu önceden göremediği için önce bir negatif yaklaşıp hani bütçeyi arttırmaya Hı -hı. çalışıyorsun tarzında bir e, geri tepki veriyor hiç koku ama hiç kok e, direnen bu anlamda kendi yaptığını e, ortaya koymaya çalışan Önceden hayal edebildiği hı hı. için sonucu önceden evet. gören ve o şekilde Kesinlikle. ısrar eden bir isim. Bu anlamda da zaten e, sinema tarihinde pek çok e, kullanılan ilk, sinematografik anlamda kullanılan pek, pek çok ilkinde sahibi. Aynı zamanda şunu da unutmamak gerekir ki Hitchcock film çekmeye aslında sessiz sinema döneminde başlıyor. Sessiz sinema dönemleri sadece ara yazı kullanıldığı için filmlerde. Dolayısıyla çok fazla konuşan filmler değil. Daha çok görsel çözümlemeler üzerinden aslında bir dilin inşa edildiği filmler. O yüzden Hitchcock aynı zamanda görsel dili klasik sinemada da kullanabilen sessiz sinema dönemindeki yeteneklerini daha sonra ses geldikten sonra da değiştiren bir yönetmen. İki tarafa da uyum sağlayabilmesinden dolayı aynı zamanda görsel dili hakimiyeti de diğer yönetmenlere göre biraz daha fazla. Tabii sessiz sinema döneminde sonuçta ses e, bir unsur olmadığı için sadece görüntüyle bir şeyler anlatmanız evet. gerekiyor ve görüntü çözümlemeleri çok önemli bir e, halal, Hayal hal Hayal edebilmek biraz da buradan başlıyor aslında. Aynen kesinlikle. Bu nedenle aslında sinemanın görsel çözümlemeye dayalı zirve dönemlerinden birini 1920'ler olarak sayabiliriz. Hı hı. Çünkü aslında sesle, diyalogla anlatamayacağınız pek çok şeyi görselle, görüntüyle anlatmanız gerekiyor. hiç yok da aslında 1920'lerde film yapmaya başlayan bir yönetmen olduğu için o dönemi tecrübe ettiği için o dönemde yaptığı filmlerde de pek çok görsel çözümleme unsurunu aslında görebiliyoruz. Sesli döneme geçtiğinde de Hitchcock sonuçta görsel çözümlemeye çok hakim olan bir yönetmen olduğu için sesi sadece pek çok yönetmen mesela diyaloğu sesi hı hı. birinci unsur olarak filme koy, koymasına rağmen Hitchcock mesela farklı ses teknikleri, farklı ses hı hı. tasarımları da yaptığını filmlerde görebiliyoruz. Yani sesi aslında Amaçtan ziyade araç olarak kullandığı evet. filmlerde çok fazla var. Burada aynı zamanda bu kullandığı tekniklerde belki şunu da atlamamak lazım. Biçimsel anlamda Hitchcock'un sessiz sinema döneminde beslendiği bir kaynak var. O da Alman dışavurumcu sineması. Alman dışavurumcu sineması genelde suçla ilişkili filmlerle özellikle öne çıkan bir sinema. Weimar Cumhuriyeti'nin çöküşü genelde Alman ekspresyonist sinemasında odağında Hitchcock sineması da aslında İngiltere'nin özellikle de İngiltere döneminde savaşa hazırlanan, savaşa yavaş yavaş ilerleyen bir İngiltere'ye arka planını alan, casuslukla ilgili, suçla ilgili çeşitli suça karışan insanların hikayelerinin olduğu filmler. Dolayısıyla bu filmlerdeki görsel biçim kullanım tekniği de aynı zamanda Alman dışa vurumculuğu. Bugün konuşacağımız sabotaj filminde de yine Alman dışa vurumculuğundan etkilenen pek çok sahne var. Dolayısıyla kok aynı zamanda sinema tarihindeki öne çıkan akımlarla da ilişkili bir yönetmen. Tabii bunda hiç kuşkusuz çok e, geniş bir e, tarih aralığında film yapmasında önemli evet. bir e, etkisi var. 1920'lerle birlikte Alman vurumculuğunun zirve yaptığı e, bir dönemle birlikte film yapmaya başlıyor... Hı. ...ve sonuçta Avrupa'da film evet. yapmaya başlıyor. hiç kuşkusuz Almanya'dan etkileniyor ve Almanya'da da e, davetle e, çeşitli filmler yapıyor Almanya içerisinde. E, bu nedenle zaten daha sonraki dönemde, sesli sinemaya geçiş döneminde... Çeşitli filmler üretiyor. Daha sonra 1950'lerle birlikte teknolojinin gelişmesi, 1900 Fransız yeni Hı. dalgasına olan etkileri evet. bunlardan da tabii söz etmek gerekiyor. 1980'lere kadar film ürettiği için o 50 yıllık aralıkta Hı. pek çok sinema akımını görüyoruz. Bu nedenle Hitchcock filmlerinde de aslında bu sinema akımlarının etkilerini yani hem etkilerini hem de sonuçlarını aslında görebiliyoruz. Hitchcock sineması senin de dediğin gibi çok uzun bir alana yayıldığı için, çok uzun bir yıl aralığına yayıldığı için aynı zamanda Hitchcock bu yıl aralığında statik bir biçimde hep aynı filmi çekmiyor. Genelde aslında Hitchcock'la ilgili genel geçer yargı, yanlış yargılardan biri de Hitchcock'un hep aynı tarzda film çektiğidir. Abi Hitchcock İngiltere döneminden sonra 39'da Selznick'le birlikte Amerika'ya gidişiyle birlikte bir Amerikan dönemi başlıyor. Amerikan dönemi içerisinde de kapitalizm eleştirisi getirdiği, Amerikan kültürüne eleştirel yaklaştığı çok fazla film var. Ve bu dönem içerisinde de kendi içinde yine ayrılan filmler var. Modernizm öncesi dönem var, modernizm dönemi var ve postmodernizm dönemi olmak üzere Amerika döneminde aslında üç ayrı alana ayrılmış durumda. Ve bu filmlerde hiç kokun aslında belirli kalıplar geliştirdiğini görüyoruz. Bu kalıplar neler? Mesela Hileli Oyun'la başlayan filmler var. Stranger Sona Train gibi suçlu karakterlerin yer aldığı filmler var. Vertigo Marni gibi filmler. Daha sonra suçlanan karakterlerin kaçtıkları filmler var. Bunların mesela en önemlisi North by Northwest'tir. Dolayısıyla kendine ait kalıpları var ve o kalıpları aynı zamanda dönemi şartlarına ve senin de bahsettiğin gibi yeni ortaya çıkan akımlara göre değiştiren, evrilen, kendi içerisinde gelişen bir sinema Hitchcock sineması. Yerinde kalmayıp aynı tarz popüler gişe filmleri üretiyor ama bu filmler içerisinde de kendi içinde yenilikleri barındıran, yeni şeyler deneyen ve evrilen bir sinema aynı zamanda. Kesinlikle Hitchcock zaten örneğin North by Northwest filmi örneğini verdiniz. North by Northwest filmi aslında bir James Bond filmi Hı -hı. prototipidir. Evet. Hem iyinin, kötünün kullanımı, kadın karakter kullanımı bu anlamda mesela önemli bir önce olmuştur. Hitchcock bu süreç içerisinde örneğin 2. Dünya Savaşı hı hı. döneminde de çeşitli propaganda filmleri de üretmiştir. Aslında bir İngiliz, İngiltere'den gelen bir milliyetçi tarafı hı hı. da var o dönemde. Evet. İkinci Sonuçta hem 1. Dünya Savaşı'nda kendisi çok aktif bir şekilde fiziksel durumundan dolayı aktif bir şekilde savaş içerisinde yaralaması da bir şekilde dahil oluyor 1. Dünya Savaşı'na. Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nda da bir İngiltere'nin savaşta olması, o dönemde Amerika'da olsa da İngiltere'nin savaşta evet. olması onda bir İngiltere için, kendi ülkesi için bir şeyler yapma isteği uyandırıyor ve o dönemde gittiğinde İngiltere'ye iki tane de kısa film çekiyor aslında. Propaganda filmi çekiyor. Evet. Bu açıdan da baktığımızda sadece tırnak içinde basit filmler üreten bir yönetmenden ziyade aslında böyle sinemaya çok değişik şekilde bakan, farklı sinemanın farklı yönlerine de hakim olan bir isim aslında. Kesinlikle. Daha sonra da senin dediğin gibi James Bond başta olmak üzere pek çok ana akım filmi etkileyen. Hatta mesela Bisiklet Hırsızları filmi İtalyan yeni gerçekçiliği içerisindeki bir filmdir. Ama filmin en kilit sahnelerinden biri babanın bisiklet çaldığı sahne bir Hitchcockian gerilim tarzında çekilmiş bir sahnedir. Ya da daha sonra onu özellikle çok sık tatlit eden filmlerinde gerilim filmlerinde onun unsurlarına yer veren bir yönetmen de Steven Spielberg'tür. Onun jazz filmi aslında tipik bir Hitchcock filmidir. E, Jeff Smith zaten e, Amerikan yeni Amerikan sineması diyebileceğimiz daha okullu yönetmenlerin işte şimdi hmm. bunu Spielberg olsun, Martin Scorsese olsun, Coppola olsun bu tarz yönetmenler e, hiç yoktan çok fazla etkilenmiştir. Hmm. Zaten kendi e, eğitim sistemleri, okuldaki eğitim sistemleri aslında temel olarak hiç sinemasına, Hollywood sinemasına dayandığı için e, Hitchcock sinemasındaki pek çok kodu çok iyi bir şekilde hmm. hakim oluyorlar film üretirken ve yeni Amerikan sinemasının aslında üzerine kurulduğu e, yönetmenlerden birinde Alfred Hitchcock olarak değerlendirebiliriz. Tabii sadece Amerika'da değil aynı zamanda Fransa'da da Hitchcock'un çok büyük aynı zamanda fanları var. Bunların mesela en önemlisi François Trafo. Onunla çok önemli bir nehir söyleşi gerçekleştiriyor. Daha sonra yine Eric Rohmer ve Claude Chabrol'ün de Hitchcock üzerine bir kitapları var. Dolayısıyla sadece ticari film çeken ana akım yönetmenleri değil Aynı zamanda sanat sineması örnekleri çeken, daha bağımsız diyebileceğimiz otor yönetmenleri de etkileyen, onların sinemasına da sirayet eden çok önemli yanları var Hitchcock'un. Şimdi Sabotaj filmine geçelim. Film, Hitchcock'un İngiltere döneminde ortaya çıkardığı bir film, 1936 yapımı. Hitchcock İngiltere döneminde aslında 1920'lerin başında film üretmeye başlıyor ve sesli dönemle birlikte çeşitli suç unsuru olan ya da işte bu e, ajan e, hı hı. Olan, casusluk, casusluk yani. filmleri işte gerilim unsurunu kullandığı çeşitli filmler yapıyor. Bu da sabotajcı bu filmlerden biri. Hı hı. Sabotaj aslında Joseph Conrad'ın Gizli Ajan isimli bir kitabından uyarlanarak gerçekleştiriliyor. Normalde aslında Hitchcock her zaman filmlerine malzeme olarak ucuz romanları tercih eder. Fakat Joseph Conrad'ın romanı yüksek edebiyat diyebileceğimiz bir alana dahil bir roman. O açıdan da Hitchcock sinemasında ender örneklerden biridir. Hitchcock sinemasının ucuz roman değil de önemli bir romandan yola çıkarak çektiği bir film. Fakat Joseph Conrad'ın romanından kendisine malzeme alırken bunu Hitchcock'un gerilim unsurlarını da ekleyebileceği, değiştirebileceği bir serbest uyarlamaya dönüştürüyor. Bu açıdan hem casusluk filmi ama aynı zamanda dönemin bütün ekonomik krizinin getirdiği etki, savaşa doğru yaklaşan bir toplumdaki gerilim, filmdeki gerilim unsuruyla da birleşiyor. Yani filmin aynı zamanda toplumsal bir arka planı var ve İngiltere dönemindeki filmlerde de toplumsal arka planın daha güçlü bir biçimde Amerikan dönemindeki filmlere göre hissedilebildiğini gözlemliyoruz. Evet aslında Hitchcock filmleri de biz arka planda pek çok sosyolojik unsur, evet. savaş unsuru olabilir, dönemin ekonomik durumu olabilir. Bunları çok fazla görürüz. Aslında bu filmlerin derinliğini de gösteren bir taraf. Yani sadece ön planda evet. olan karakter çözümlemeye ya da hikaye akışı değil. Arka planda olan pek çok unsur da aslında Hitchcock filmlerinin derinliğini gösteriyor bu açıdan. Zaten Alfred Hitchcock... Genelde e, edebiyat uyarlaması hı hı. yapar bahsettiğiniz Oyun gibi. uyarlaması, edebiyat uyarlaması. Bunları yapar ve aslında o kitaplar baktığımızda bizim ucuz roman olarak, Pulp Fiction hı hı. olarak evet. tabir ettiğimiz kitaplar aslında. Ama kendisi özellikle senaryo sürecine dahil olmasıyla, onu renklendirmesiyle, e, senaristlere aslında orada yazdıkları sahneyi görsel olarak da anlatmalarını istemesiyle hı hı. E, doğrudan aslında filme müdahale eden, senaryoya müdahale eden bir isim. Bu açıdan pek çok insan Alfred Hitchcock'u otor-yönetmen olarak değerlendirmez. E, çünkü otor-yönetmen genelde kendi yazan evet, ve baştan sona kendisi üreten isim yedir. olarak değerlendirir. Ama baktığımızda Alfred Hitchcock'u aslında bir e, otor-yönetmen olarak aslında niteleyebiliriz. Filmlerinden bütünsel anlamda da bir Hitchcock, e, her filminde izlediğimiz bir Hitchcock filmi diyebiliyoruz. Günümüzde de hatta Hı -hı. çeşitli örnekleri gördüğümüzde sanki bir Hitchcock filmi gibi dememizin nedeni de aslında biraz da bu. Bir de Hitchcock filmlerinde çok ilginç bir özellik vardır. Her zaman kötü adamlar filmlerde daha fazla öne çıkar. Mesela bu film üzerinden sana bir soruyla biraz daha seyircilerin de anlaması açısından somutlaştırayım meseleyi. Normal bir klasik anlatı sineması örneğinde her zaman seyirci baş karakterle özdeşleşir. Onunla birlikte hikayeyi deneyimler, olay örgüsünü deneyimler, en sonunda bir katarsis anıyla birlikte rahatlar. Fakat Sabotaj filmini ele aldığımızda hangi kahramanla biz özdeşleşiyoruz başta? Aslında normalde dedektif karakteriyle özdeşleşmemiz, onunla birlikte sorunu çözmemiz ve en son kötü adamı yakalayıp rahatlamamız gerekir. Fakat bu filmde bize Karl Verlok isimli bir suçluyu başta çıkartıyor. diyor. Evet. Suçluyla birlikte hikayenin içerisine giriyoruz. Daha sonra onun suçlu olduğu ortaya çıkıyor ve eşi suçluyu öldürerek aslında ahlaki determinizmi sağlayarak kötü adamı öldü, iyiler kazandı'ya dair bir yorum çıkıyor. Ama en sonunda şunu unutmamak lazım, karısı da eşini öldürürken aslında bir suçluya dönüşüyor. Böyle evet. Hitchcock filmleri her zaman gri karakterler yaratan filmlerdir. Net bir biçimde karikatürize bir biçimde iyi ve kötü yoktur Hitchcock'ta. Bu da onun sinemasının özel yanlarından biridir. Aslında Hitchcock filmleri bir melodram sineması olarak değerlendirilir ve ...daha zayıf bir sinema olarak nitelendirilir. Ama biz baktığımızda aslında bir keskin bir iyi kötü karşıtlığı görmeyiz. Hatta çoğu zaman kötü karakterle de özdeşleşiriz. Ee, bu anlamda yapımcılarla da Hitchcock çok fazla sorun yaşamıştır aslında. Örneğin Cary Grant örneğinde. E, Cary Grant'ı mesela kötü adam olarak kullanmalarını evet. istemez yapımcılar. Ama aslında orada daha derinlikli bir karakter ortaya koymaya çalışır Hitchcock. Kesinlikle. Ve onu keskin bir kötü evet. olarak çizmez. Ama... Bu anlamda işte bir ön yargı ya da o dönemin kodları diyelim. O dönemin kodları buna çok fazla izin vermeyebiliyor ve çoğu sahneyi de mesela atmak zorunda kalmıştır filmlerinde. Mesela Hays yasaları Amerika'da özellikle film çektiği dönemde etkili olduğu için Hitchcock'un mecburen stüdyolara bazı aynı zamanda uzlaşımlar sergilemek zorunda olduğunu, bazı karakterleri filmin sonunda öldürdüğünü, özellikle iyi karakterleri mutlaka kötülere nazaran daha iyi pozisyonlarda gösterdiği filmler var. Bunlar hassasiyetsizliği nedeniyle zaten hiç koku mecbur olduğu şeyler. Ama İngiltere döneminde hiç kok çok daha özgürlükçü bir biçimde hareket ediyor. Mesela Sabotaj filmine baktığımızda bunun en güzel örneklerinden biri var belki de. Sabotaj'da bir çocuk ölüyor hikayede. Ve bu çocuk ölürken de patlayan bomba ile birlikte havaya uçarak ölüyor. Bu aslında hala günümüzde bile çok radikal bir hamle. Hitchcock da daha sonrasında özellikle bu hamlenin iyi bir hamle olmadığını aynı zamanda dönüp baktığında kariyerine pişman olduğu bir nokta olarak söylüyor. Mesela Eric Rohmer'li ile Claude Chabrol'de bu sahne için Hitchcock'un aynı zamanda gerilim unsurlarının devreden çıktığı, gerilimin sınırsız bir hale ulaştığı bir sahne olarak ele alır. Bu sahne de dönemin İngiltere'sinde ekonomik olaylardan, siyasi olaylardan daha fazla dönemde tartışılan sahnelerden biri. Ama Hitchcock özellikle İngiltere döneminde sabotaj başta olmak üzere daha sonra kendi stilinin özellikle klasik hale getireceği örneklerin parçalarını deniyor. Burada da bir Hitchcock'yan gerilim denemesi var aslında tam anlamıyla bütünlüklü dört dörtlük bir film değil sabotaj belki Hitchcock'un kendi filmografisine baktığımızda ama daha sonra çekeceği filmlerin nüvelerini bu filmde görmek mümkün. O açıdan sabotaj belki de onun kendi stilini inşa etmeden önce çektiği deneme filmlerinden bir tanesi. Mesela buna dair bir örnek de kiracıdır. Kiracı da aynı zamanda Hitchcock'un kendi stilini erken dönemde denediği önemli filmlerden biridir. Evet, zaten hiç koku İngiltere dönemini biraz daha böyle deneme yanılma dönemi ya da kendi üretmek istediği, kendi kullanmak hı hı. istediği kodları uyguladığı dönem olarak niteleyebiliriz. Daha sonra Amerika dönemine geçtiğinde daha nitelikli, daha böyle kapsamlı filmler üretiyor. Ama İngiltere dönemi biraz daha süre açısından da aslında hı hı. daha kısa tuttuğu, bazı denemeler yaptığı, evet. kendisinden daha sonraki dönemde, e, ...izlediğimiz hı hı. E, örneklerin ilklerini aslında İngiltere filmlerinde görüyoruz. Bu filmde de örneğin işte bombanın takip meselesi... ...kendisi filmlerinde pek çok MacGuffin hı hı. örneği kullanır. Burada da aslında bir e, bomba unsurunun e, bize verdiği bir gerilimden bahsediyoruz. Hı hı. Evet, saat saat ayarlı bir bomba var ve hangi saatte patlayacağını seyirci biliyor aslında. Evet. Ne zaman nasıl patlayacağını... Seyircinin daha çok bildiği evet. örneği... E, bir örnek alsın. Seyircinin daha çok bildiği yani karakterden daha çok bildiğin evet. duruma bir örnek olarak bunu verebiliriz. Biz zaten uzun bir süre o saat ve bomba görüntüsüyle birlikte ilerliyoruz hı hı. ve aslında patlamasını bekliyoruz bir noktada. Klasik izleyici olarak evet. aslında orada patlamasını ve çocuğun ölmesini beklemeyiz. Evet. Çünkü o bir Hollywood sinemasında çok fazla görebileceğimiz bir unsur değil ama patladığını göstermesi işte hiç kokun o İngiltere hı hı. dönemindeki daha rahat evet. e, üretim haline bir örnek ve biraz da aslında ilk dönem filmlerinin getirdiği bir cesaret örneği aslında. Kesinlikle. Özellikle Amerikan döneminde bunları deneyemeyecek. Çok daha high bağlı filmler çekecek. Ama İngiltere dönemi hem özellikle gerilim filmi bile olsa mesela kara mizah unsurları da çok güçlüdür bu, bu dönemde. Bunu Amerika'da yapamıyor hiç çok çok fazla. Çünkü İngiliz mizahı İngiltere'ye özgü önemli bir kara komedi mizahı da var. Ve dolayısıyla bu kara komedi unsurları da ilk dönemki gerilim filmlerinde de çok fazla vardır. Mesela Rebecca'da da bunu çok fazla görürüz. 39 basamakta çok şey bilen adamda. Bu tür ilk dönem İngiltere dönemindeki filmlerde de aynı zamanda gerilim unsurları bir taraftadır. Bir tarafta da kara komedi unsurları, kara mizah anlayışı bir taraftadır. Bu ikisini harmanlayan filmlerdir. Amerikan dönemine geçtiğimizde ise kara komedi unsurları biraz daha geri planda kalarak gerilim unsurları daha net bir biçimde öne çıktığını görüyoruz. Burada aslında İngiliz mizahını Amerika'ya taşıyan bir isim evet. olarak da niteleyebiliriz. Amerika'daki ilk yaptığı işte Rebecca örneğini verdiniz. Hı hı. Rebecca ile birlikte başlayan aslında hiç okun Amerikan Amerika'da ürettiği ilk filmlerde aslında biraz İngiliz Tabii döneminin devamı film. gibidir. İngiltere, İngiltere'de geçen filmler aslında Amerika'da film çekmesine rağmen yine hikayeler İngiliz hikayeleri. Bu nedenle aslında o köprü vazifesi kurması kültürel anlamda bir aktarım da görebiliyoruz. Hı. Yani kendi ilk dönem filmlerinde İngiltere'ye yönelik daha fazla detay var. Hı hı. Bunu Amerikan filmlerinde de taşıyor. Böyle bir e, köprü vazifesi de gördüğünü söyleyebiliriz iki sinema arasında. Bir de özellikle İngiltere dönemi filmlerine baktığımızda Hitchcock'un, Hitchcock diyen Hitchcock gerilim daha denenen deneme aşamasında bir süreç olmasına rağmen bu gerilimin toplumsal şartlardan kaynaklandığını da görüyoruz. Bu da çok önemlidir aslında Hitchcock sinemasında. Dönemin arka planı İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesi. Ülkelerin birbiriyle casusluk faaliyeti yaptığı, bir sonraki adımın ne olacağını herkesin merakla beklediği, bir yandan modernleşme sürecinin, sanayi devriminin ardıl etkilerinin yaşandığı, diğer taraftan ekonomik krizin insanları yoğurduğu, zorladığı bir dönem ve dolayısıyla sosyal hayattaki, toplumsal hayattaki gerilim unsurları, korku unsurları Hitchcock'un filmlerini de besler. Hitchcock'un İngiltere dönemi dolayısıyla daha toplumsal gerçekçi nüvelerin de gözüktüğü, ön plana çıktığı, Hitchcock'un gerilim beslediği bir dönem olarak da düşünmek mümkün. Evet bunu zaten kurduğu, oluşturduğu karakterlerde evet, Sabotaj da örneklerden biri aslında. Sabotajcı bütün filmde bir gerginlik vardır. Ve bu gerginlik casuslar arasındaki aynı zamanda kovalamaca montajı üzerine de kurulur. Fakat bu gerginliğin nereden çıktığını düşündüğümüzde dönemin ekonomik krizi, ekonomik etkileri özellikle insanların sürekli istim üstünde yaşamalarına neden olur. Hitchcock da bu gerçek hayattaki unsurları kullanarak bunun üzerine bir şeyin, bir anlatı inşa eder. Evet, anlatıda tabii ki de bizim bildiğimiz anlamda klasik dramada üç perdeli yapıyı Hı -hı. çok fazla aslında göremiyoruz evet. bu filmde. Yani üç perdeli yapıda e, klasik anlamda bir Hı -hı. iyi kötü iyi, çizem çizmediği için e, hangi karakterle özdeşleşeceğiz, hangi karakterin dünyasına gireceğiz, kadın karakterin filmdeki konumu evet. ya da çocuk karakter filmde ne kadar etkin, bu tarz böyle tam çizemiyoruz e, kendi izleyici olarak tam. E, karakterler arasındaki bağı da filmde çok aslında hı hı. göremiyoruz. Normalde o tarz bir patlama sahnesi mesela filmin evet. aslında zirve noktası olarak <laughs> kullanılabilir. Ama orada bir karakter ölüyor ve ondan sonra film aslında devam ediyor. Yani devamında da bir ölüm sahnesi evet. var. İki tane doruk noktası var aslında filmin. Birden fazla doruk noktası hı hı. kullanması da aslında sonraki filmlerinde çok görmediğimiz yani evet. filmin aslında temel gücünü biraz zayıflatan bir durum aslında. Burada aslında seyircilerimiz için şunu da söylemek mümkün. Bu filmde konuştuğumuz pek çok şeyler aslında klasik anlatı sineması için eksik olarak görülebilecek şeylerdir. Ve hiç kokta François Trafo ile yaptığı Nehir Söyleşisi de bunlara bahseder bu unsurlardan ve bu unsurların eksiklik olarak gördüğünü, daha sonraki filmlerde de bu eksiklikleri gidermeye çalıştığını söyler. Bu anlamıyla da İngiltere döneminde Hitchcock'un dört dörtlük filmler çektiği, başyapıtlar çektiği işte Vertigo, Psycho, Marnie gibi filmleri değil de ondan önceki deneme evresi olarak ele almak mümkündür. Senin de dediğin gibi klasik anlatı sinemasının imkanlarını deniyor aslında. İki tane doruk noktası, özdeşleşmenin değişimli ilişkisi gibi bazı denediği noktalar var. Ve kovalamaca montajını nasıl daha iyi hale getirebilirim, gerilimi nasıl uzatabilirim gibi unsurlarda bu konu. Bu, ...dönemde aynı zamanda denenen unsurlardan biri. E, tabii filmde e, kendisi Amerika dönemini e, biraz tecrübeli de olduğu için... ...profesyonel bir dönem olarak, e, İngiltere döneminde biraz zaten amatör bir e, dönem olarak niteliyor. E, bu filmi de aslında baktığımızda e, biz kendi izleyici olarak, Hı. yani Hitchcock sinemasına başka filmlerini de izleyen, daha sonra geç dönem filmlerini de izleyen bir izleyici olarak aslında bir Hitchcock taklidi gibi de evet. düşünebiliriz. Yani Hitchcock'un bütün kodlarını bilen, <laughs> onun evet. sinemasına hakim Kesinlikle. olan biri aslında bunu izleyip bir film üretmeye çalışmış bir Hitchcock e, filmi gibi niteleyebilir aslında. Sabotaj izlerken senin de dediğin gibi aslında Hitchcock bunu şu filmde çok daha iyi yapmış duygusu sürekli veriyor hikaye. Ama buna rağmen bir yandan şunu da unutmamak lazım. Sabotaj baştan sona otor yönetmen dedin ya az önce Hitchcock için. Bir otor yönetmenin imzasını da taşıyan bir film. Her noktasında aynı zamanda Hitchcock'un daha sonra uzmanlaşacağı, ustalaşacağı stilinden izler de gösteriyor. Zaten o dönem özellikle Amerika'daki röportajlara ya da Amerika'daki yazılara baktığımızda Hitchcock'u Ciddi, hem zeki bir yönetmen olarak hem de böyle geleceği olan bir yönetmen olarak nitelediklerini görebiliyoruz. Zaten bu filmlerden de çeşitli detayları ele aldığımızda, gelecek vadeden bir isim olduğunu, pek çok yenilikçi çözüm ortaya evet. koyduğunu görebiliyoruz. David O. Selznick Amerika'nın o dönemde Avrupa'daki yetenekli yönetmenleri bulup Amerika'ya götürmesi için görevlendirdiği yapımcılardan biri. Aynı Eisenstein gibi hiç kokuda. David O. Selznick bu konuştuğumuz filmlerle keşfediyor aslında. Bu filmleri keşfederek Amerika'da bu filmlerin daha fazla iş yapabileceğini düşündüğü için Amerika'ya davet ediyor. Amerika'da stüdyo ile birlikte de imkanları genişledikçe yapmak istediği şeyleri daha rahat yapabilen, daha özgüveni yüksek bir yönetmene dönüşüyor aslında Hitchcock. Evet Amerika döneminde inşallah başka bir programda konuşuruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün yönetmen sinemasında ben Koray Sevindi, değerli sinema yazarı Barış Saydam'la beraber Alfred Hitchcock'un Sabotaj filmini konuştuk. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.